Merhaba sevgili telife takılıp da bu videoya tıklayan bayan ve baylar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bu videoda yukarıda da gördüğünüz gibi, başlıktan da anlayacağınız gibi telif haklarıyla alakalı sizlere birkaç benim bildiğim bilgiyi paylaşmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar. Bizim kanalımızdan olsun, başka kanallardan olsun bir şekilde DJ'liğe yani gönül verdiniz. Bir adım attınız, öğrendiniz layıkıyla. Kendinizi hazır hissediyorsunuz. Kontrolörü elinize aldınız. Bir tane de kamera koydunuz. Videoyu çektiniz. Video bitti. Montajladınız güzelce. Ondan sonra YouTube'a atmaya geldi sıra. YouTube'a attınız. Fakat bir baktınız ki 2-3 saat sonra videonuz YouTube'da değil. Niye? Telif hakkına takıldınız. Şimdi telif hakkının birkaç tane çeşidi var bayanlar baylar. Buna videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim, değineceğim. Yani telif hakkına takıldığınız bazı zamanlarda videonuz bloklanmıyor, videonuz kapanmıyor. Ama bazı zamanlarda videonuz tamamen bloklanıp kapanabilirdi. Yani tamamen hiç kimsenin görmeyeceği şekilde YouTube tarafından kapanabilir. Buna ilerleyen dakikalarda geleceğim. İsterseniz en başında videonun size telif hakkı nedir? Bununla alakalı kısa bir bilgi vereyim. Telif hakkı bayanlar baylar, YouTube'a yüklediğiniz içeriklerin herhangi bir şekilde altta çalan müziğin YouTube'un algoritmasına takılması ve çalan bu müziğin başkasına ait olduğundan dolayı YouTube'un size bir uyarı göndermesine telif hakkı diyoruz. Peki videomuzu YouTube'a yükledik. Telif hakkına takıldık. Peki neden telif hakkına takılıyoruz bayanlar baylar? İsterseniz size kısaca da bundan bahsedeyim. Telif hakkında şundan dolayı takılıyoruz. Biliyorsunuz YouTube ilk açıldığı zamanlarda, ilk kurulduğu zamanlarda telif hakkıyla alakalı bir problem yoktu. İstediğiniz gibi buraya içerik atabiliyordunuz. Ve hiçbir uyarı almıyordunuz. Daha sonra değişen ve dönüşen dünyadan dolayı müzik piyasası, biliyorsunuz sadece müzik piyasasıyla alakalı değil, aynı zamanda görsel sanatlarla da alakalı. Değişen bu müzik piyasasının sonucunda artık biliyorsunuz eskiden normalde kaset ve CD alırdık bir albüm çıktığı zaman. Gidip müzik marketlerden o sanatçının, beğendiğimiz sanatçının veya DJ'in albümünü alırdık. Ama artık yavaş yavaş bu dönüştü, değişti. Artık bütün sanatçılar, DJ'ler yaptıkları parçaları dijital platformlara paylaşmaya başladı. Yani artık insanların gelir kapısı sadece dijital platformlar oldu. Tabii ki hala plaklar basılıyor, CD'ler var, kasetler çıkıyor ama artık eskisi gibi insanlar bunu almıyor. Niye? Çünkü artık hepimizin elinde ufak bir telefon, tabletimiz veya bilgisayarımız var. Hatta televizyonlardan da bu dijital platformlara bağlanıp istediğimiz sanatçının eserini dinleyebiliyoruz. Dolayısıyla şimdi ben bir sanatçıyım, içerik üretiyorum ve yaptığım bu içeriği Spotify olabilir, Apple Music olabilir, Deezer olabilir, diğer bütün platformlara yüklüyorum ve istiyorum ki sadece bundan ben gelir elde edeyim. Tabii ki bunların çok daha farklı, bizlerin de bilmediği yapılan anlaşmalar var. Anlaşmalar da şu şekilde: bir plak şirketi sizin albümünüzü beğendi ve albümünüzü bir şekilde çıkartmak istiyor, release etmek istiyor. İlk önce bunlarla bir anlaşma imzalıyorsunuz ve albüm şirketi de aynı eskiden olduğu gibi sizin albümünüzü dağıtmakla alakalı bir firmayla anlaşıyor. Ve dağıtım şirketi, plak şirketi ve sizin aranızda bulunan bir koalisyonla beraber yaptığınız bu eser dijital platformlara yükleniyor ve oradan artık gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Stream denilen tıklanma başına bir gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Ve bu şekilde bu dünya dijitalleşip dönüştü. Şimdi hal böyle olunca sizin de YouTube'a yüklediğiniz ve tıklanma başına gelir elde ettiğiniz olay tamamen dediğim gibi sizin aleyhinize oldu. Şimdi ben bu eseri alıp, sizin yaptığınız eseri alıp kendi YouTube sayfama koyarsam, YouTube'da diyor ki hop kardeşim hayırdır, bu eser başkasına ait, sen bunu kullanamazsın. Dolayısıyla bundan herhangi bir şekilde gelir elde edemezsin diyor. Böyle bir algoritması var. Yani siz normal bir parçayı da koysanız veya çektiğiniz videonun, içeriğin
altına çok kısık sesle bile koysanız direkt YouTube bunu kendi algoritmasıyla yakalıyor ve telif hakkına takılıyorsunuz bayanlar baylar. Peki telif hakkına yakalanırsak ne olur? Telif hakkına yakalanırsak herhangi bir problem olmaz bayanlar baylar. Sadece çektiğimiz videodan herhangi bir şekilde para kazanamayız. Eğer bu çektiğiniz videolarla alakalı para kazanma düşünceniz varsa maalesef ki biz genelde hep böyle parçaları kullandığımız için, başkalarına ait olan eserleri kullandığımız için set videolarından maalesef ki para kazanamıyorsunuz. Ben de para kazanamıyorum. Ben sadece bu videoları insanlar beğenip dinlesin. Yani biraz daha böyle benim reklamım olsun diye yapıp koyuyorum. Para kazanmak istiyorsanız herhangi bir şeyi anlatmanız gerekiyor bayanlar baylar ve bu anlattığınız şeylerin tıklanıp beğenip mesaj yazılması gerekiyor. Konudan çok fazla uzaklaşmayalım. Peki telif hakkına yakalandığımızı nasıl anlarız? Telif hakkına yakalandığımızı bayanlar baylar attığımız set videosunun hemen altında açıklamalar kısmında direkt parçaların ne olduğunu, dediğim gibi YouTube algoritması yakalıyor ve direkt pat diye videonun alt kısmına, açıklama kısmına koyuyor. Oradan bakabilirsiniz. Eğer oradan görürseniz bilin ki videonuz telife takıldı. Aynı zamanda YouTube Studio kontrol panelinden de girip ilgili videoya tıklayıp yan tarafında açıklamalar kısmında da telifle alakalı hangi parçaların telife takıldığını görebiliyorsunuz. Şimdi telife takıldık. Bunun bir tık daha üzeri var bayanlar baylar. Sadece telife takılmakla bitmiyor. Gitar alma durumu da var. Çektiğiniz video, yaptığınız içerik YouTube'a yükledikten sonra, belli bir süzgeçten geçtikten sonra YouTube tarafından bloklanabiliyor ve aynı zamanda bloklanan bu videonuz ihtar da alabiliyor. Peki nasıl ihtar alırsınız? Benim mesela kanalda bir tane videom vardı. Biliyorsunuz ki set videolarını oluşturmamız için bize MP3 lazım. Yani bir şarkı lazım. Bu şarkıyı genelde hep YouTube'dan olsun, Instagram'dan olsun, abi nereden indirebiliriz, nasıl indirebiliriz diye pek çok arkadaş soruyor. Ben de bunun en basit yolunu anlatmıştım. YouTube'dan nasıl MP3 indirileceği konusunda kısa bir video çekmiştim. Tabii ki YouTube bundan maalesef ki kıllandı ve hani maalesef ki YouTube tabii ki bana bu konuda, bu videodan direkt ihtar gönderdi. Yani ihtar gönderdikten sonra da zaten maalesef bir şansınız yok, videoyu kaldırmak zorundasınız. Ki zaten ben de videoyu kaldırdım. Fakat şöyle bir problem var bayanlar baylar. İlk ihtar aldığınızda herhangi bir problem yok. Fakat 3 tane ihtar aldığınız zaman kanalınız kapanabilir. Eğer çok fazla izleyeniniz varsa, çok fazla takip edeniniz varsa ve kanalınız gerçekten de iyi para kazanıyorsa 3 tane ihtardan sonra artık para kazanamayacaksınız. Tabii ki yeni kanal açabilirsiniz ama eski izleyicinizi toparlamanız biraz zaman alacak. O yüzden ihtar almamaya çalışın. Yani yükleyeceğiniz videolarda, atacağınız durumlarda işte hani ücretsiz nasıl MP3 indirirsiniz veya işte ücretsiz bu iş nasıl yapılır gibi videolara kesinlikle girmeyin. Yani sizin atacağınız set videolarında da herhangi bir şekilde ihtar alacağınızı zannetmiyorum. Şimdi telif hakkı türleri nedir? Yani bu attığımız videolarda telif hakkı, evet, bize yani telif hakkına takılmamamız gibi bir durum yok. Yani bu arada videonun en başında söylemem gereken olayı şimdi videonun ortası geldi. Videonun ortasında size söylüyorum. Telif hakkına takılmamamız maalesef imkansız. Yani telif hakkına her şekilde takılıyoruz. Yani bu konuda size dedim ya, hani araştırma yaparken makaleler okudum, videoları izledim. Yani herkesin söylediği aynı şekilde yani benim başıma da geldi bu. Hiçbir şekilde yani telif hakkını aşmak gibi bir durumunuz söz konusu değil. Telif hakkına yakalanıyorsunuz. Peki hatta bu konuyla alakalı pek çok hurafe de dinledim. Yani okudum da aynı zamanda. Yok işte yani çalarken parçayı biliyorsunuz bizim hani parçanın BPM'ini hızlandırıp master tempoyu kapatıp parçanın sesini hızlandırdığınız zaman eğer bir vokal varsa veya gerçi vokal olmasına da gerek yok. Parçanın tonu biraz değişiyor mesela, daha inceliyor ses. İşte böyle çalarsan YouTube algoritması bunu yakalayamaz falan diyorlar da hikaye. Bunu da yakalıyor. Veya işte yani en fazla 1 dakika çal parçayı. İşte bir yani James Hype abimizin yaptığı gibi sürekli böyle üst üste koy, mashup yap falan filan diyorlar. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde bunu geçemiyorsunuz. Yani 15 saniye çalmanız lazım ama 15 saniyede hiçbir şekilde yani karşı tarafa bir şey anlatamazsınız. 15 saniyede yakalıyor yani YouTube bir şekilde çaldığınız parçanın ismini, cismini, işte kim yaptı, ıvır zıvır. Peki dediğim gibi telif hakkı türleri nedir? Bunlarla alakalı şimdi size isterseniz bilgisayarıma girelim. Bilgisayarımdan ben size kısaca anlatayım. Evet,
Bayanlar baylar, şimdi gördüğünüz gibi şu anda benim YouTube Studio kontrol panelimdesiniz. Burada kontrol panelinde genel işte kaç tane videonuz var, onlara bakıyorsunuz. İşte kaç tane aboneniz var, ne kazanıyorsunuz, ıvır zıvır bunların hepsini görebiliyorsunuz. Burada içerik kısmına tıkladığınız zaman bütün videolarınız geliyor. Ve bakın burada para kazanma uygun musunuz değil misiniz? Ve bakın burada kısıtlamalarda telif hakkı. Bakın burada herhangi bir telif hakkı yok. Ve burada da bakın görünürlülük kısmı var. Yani videonuz açık mı değil mi? Şurada bakın mesela bir tane videom var, engellendi diyor. Birazdan bu videoya geleceğiz. Burada da bakın kısmen engellendi var. Çaldığınız parçaların bazıları dağıtıcı firma ve plak şirketleri tarafından sanatçının bu eseri şu ülkelerde yasaklansın, kesinlikle gösterilmesin diye karar veriliyor. Ve şu anda kısmen engellendi dediğiniz zaman bakın şöyle yapalım ya da telif hakkı. Video telif hakkı ayrıntıları dediğim zaman bakın burada görebiliyorum. Bakın video gösterilmiyor ve para kazanma devre dışı bazı bölgelerde engellendi. Bazı bölgelerde dediği de Belarus ve Rusya. Şimdi telif hakkı türlerinden bahsetmiştik ya size, işte herkese açık, kısmen engelli veya tamamen engelli diye bunları 3'e ayırabiliriz. Yani yüklediğimiz video bu 3 tanesinden bir tanesine takılabilir. Ama dediğim gibi kesinlikle telif hakkından kaçma şansınız yok maalesef bayanlar baylar. Peki canlı yayınlara da telife takılır mıyız? Böyle bir not almışım. Bayanlar baylar, canlı yayınlarda da maalesef telife takılıyoruz ama canlı yayınlarda şöyle bir güzellik var. Siz canlı yayın yaparken tabi canlı yayının da belirli kriterleri var. Yani en az 1000 tane aboneye ulaşmanız gerekiyor. Ondan sonra canlı yayın açılabiliyor. Canlı yayınlarda hemen o anda böyle telife takılıp da direkt videomuzu kapatmıyor sistem. Normalde Instagram'da veya diğer platformlarda siz canlı performans yaparken telife takıldığı zaman, o çaldığınız parça telifle alakalı bir problemi varsa direkt Instagram bir tane size canlı yayın esnasında bir ihtar veriyor. Bir daha çalarsan bakın yayını kapatacağım diyor. İkinci yakalandığı zaman da direkt sana hiç sorgusuz sualsiz pat diye canlı yayını kapatıyor. YouTube'da böyle bir şey söz konusu değil. Siz canlı yayını bitirdikten sonra YouTube bunu ilk önce böyle bir yine süzgecinden geçiriyor. Süzgecinden geçirdikten sonra bu muhtemelen 2-2,5 saat, bazen 3 saatleri buluyor. 3 saat sonra bu videoyu sizin kanalınıza atıyor ve artık canlı yayına katılamayan, canlı yayın izlemeye şansı olmayan insanlar da bu videoyu daha sonra izleyebiliyor. Fakat yine dediğim gibi telif hakkıyla alakalı o gerekli parçaları bulduktan sonra o yine videonuz telife takılmış oluyor. Yani canlı yayınlarda herhangi bir şekilde kapanma söz konusu değil. Eğer canlı yayında düşünüyorsanız YouTube'dan canlı yayın yapabilirsiniz. YouTube'dan nasıl canlı yayın yapacağınızı da isterseniz bir başka videoda size detaylı bir şekilde anlatırım. Gördüğünüz gibi bizim kanalımızda da bazı canlı videolarımız vardı. Bu işte genelde böyle pandemi zamanında insanların çok sokağa çıkamadığı zamanlarda veya biraz daha böyle kısıtlamaların olduğu zamanlarda pek çok canlı yayın yapıyorduk. Dediğim gibi detaylı bir şekilde isterseniz bir sonraki videoda size anlatabilirim. Peki. Telif hakkına takılırsak ne yapmalıyız? Şimdi en çok insanların sorduğu sorulardan bir tanesi de bu. Yani telif hakkına takıldık, videomuz kapandı, ne yapacağız? Bunun bir çözümü var mı? Arkadaşlar, sevinebilirsiniz, bunun bir çözümü var. Çünkü ben uzun uğraşların sonucu bu videoyu, bu arada daha doğrusu bu size anlatacağım şeyi ben hiçbir videoda göremedim. Bu tamamen benim deneyimlerimden yola çıkarak benim bulduğum bir durum. Belki başka arkadaşlar da bulmuş olabilir ama şimdi size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi en son videomuza bakalım mesela. Telife takıldı. Ayrıntıları göster diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parçamız telife takılmış. Şimdi telife takıldıktan sonra biz eğer bu videodan para kazanmak istiyorsak buraya tıklıyoruz. 3 tane bize bakın segmenti kırıp şarkıyı değiştir ya da şarkının sesini kapat diye bize seçenek sunuyor ve aynı zamanda altında da bir tane itiraz et butonu var. İtiraz et seçeneği de atıyorum bu video, yani bu eser size aittir ve başka biri tarafından kullanılmıştır. Sizin eserinizi bir yere kaydettirmiştir ve ondan artık gelir sağlıyordur. Ama bu eser sizin olduğu için buna itiraz edebilirsiniz. Ya da
Birazdan bahsedeceğim şekilde videonun açılmasına yardımcı olabilirsiniz. İtiraz et butonunla. Şimdi bu 3 tane olay nedir? Segment trigger dediği o yeri tamamen kapatıyor. Yani o mesela videonun o kısma geldiği zaman pat diye atlıyor video. Saçma sapan bir yere gidiyor. Şarkıyı değiştir dediği bayanlar baylar bu YouTube'un kendi telif hakkı olmayan içerik üreticilerine özgü bir tane kütüphanesi var. Bu kütüphanede burada bayanlar baylar. Bakın ses kitaplığı diyor. Buradan herhangi bir parçayı da kendi videonuza entegre edebilirsiniz diyorlar ama yani çok saçma sapan videolar var. Yani daha doğrusu çok saçma sapan parçalar var. Bizim yani çaldıklarımızla hiçbir alakası yok. Sadece bir içerik üretecekseniz yani dağ bayır o ıvır zıvır videosu çekecekseniz buradan herhangi bir şekilde müzik edinebilirsiniz. Buradan edindiğiniz müziklerle de alakalı telif hakkıyla ilgili bir problem yaşamıyorsunuz ve videodan para kazanmaya devam edebiliyorsunuz. Şimdi ben ne yapıyorum? Yani benim bir sürü videom yayınlanıyor ve herhangi bir problem yaşamıyorum. Peki ben ne yapıyorum teliften kaçmak için? Daha doğrusu yani telife yakalanıyorum tabii ki ama videomun yayınlanması için ben ne yapıyorum? Birinci kural bayanlar baylar, çektiğiniz videoyu yüklerken gizli yükleyin. Yani şuradan mesela bir tane video yükleyelim. Video yükle derken dosya seçelim. Yani sanıyorum herhangi bir dosyam yok. Ha burada mesela bir tane bir şey varmış. Karşıya yükle diyelim. Karşıya yüklerken ileri diyorum. İleri diyorum. Para kazanma açık diyebilirsiniz veya kapalı diyebilirsiniz ama bizim videolarımızdan para kazanmayacağı için ben genelde kapalı seçiyorum. Bitti diyorum. İleri diyorum. Herhangi bir problem yok. En sonunda bakın görünürlük var. Bakın ben de hep gizli. İlk önce videomu gizli yüklüyorum. Gizli yüklememin sebebi de şu. Az önce size bahsettiğim gibi herhangi bir şekilde videom yayınlanmazsa insanlara madara olmamak için genelde biliyorsunuz ben videolarımı birkaç gün önceden çekip montajlayıp burayı yüklüyorum ve işte Instagram'dan küçük bir şekilde anonsunu yapıyorum. Yani işte yarın şu saatte videomuz var, öbür gün şu saatte videomuz var diye. Eğer bu telife takılıp gözükmeyecekse madara olmamak için yani atıyorum saat 8'de videom var deyip insanlar saat 8'de açtı da videoda göremezlerse bu sizler için kötü bir reklam. Bunun önüne geçebilmek için ilk önce videomu gizli olarak atıyorum. Gizli attıktan sonra eğer herhangi bir çaldığım parçada videonun görünmesiyle alakalı bir problem varsa hızlıca tekrardan setimi kaydediyorum. Hatta böyle bir durum başıma gelmişti. Kanalda mesela Türkçe New Disco diye bir setimiz var. Mesela o sette başlangıç parçası mesela Sezen Aksu'nundu. Sezen Aksu'nun parçası direkt telife takıldı ve onun şirketi yani hiçbir şekilde Sezen Aksu'nun parçasını kullanmama izin vermediği için direkt videoyu blokladı. Hiçbir şekilde göstermedi. Ve ben de tekrardan en başa döndüm. O parçayı çıkarttım ve seti tekrardan kaydettim. Hatta buradaki setin girişiyle birkaç tane parça da yine aynı şekilde benim göstermeme yani videoyu yayınlamama izin vermedi. Buradaki setteki parçalarla SoundCloud'daki parçalar aynı değil. Birbirini tutmuyor. Yani iki tane, üç tane parça değişik olması gerekiyor. Diğer geri kalan da aynı olması gerekiyor. Bunu yapabilirsiniz. Yani gizli yüklediniz. Peki. Şimdi gizli yüklediniz. Herhangi bir problem yok. Peki. Oldu mesela. Şöyle bir problem de oluyor. Normalde herkese açık. Görünür bir şekilde videonuz var. Bu aradan bir ay, iki ay geçtikten sonra da bloklanabiliyor. Yani bu tamamen plak şirketinin veya dağıtıcı firmanın inisiyatifine kalmış. Böyle bir karar aldığı zaman bütün dünyadaki bu videolarla alakalı diyor ki blok koy YouTube'a. Herhangi bir şekilde benim videom yayınlanmasın diyor. Peki şimdi plak şirketlerinden ve dağıtıcılardan bahsettik ya. İşte bazı plak şirketleri diyor ki tamam. Bu arkadaş benim videomu kullanabilir ama bütün bu videodan doğacak gelirleri ben alırım. Video açık kalabilir diyor. Bir problem yok. Ama bazı plak şirketleri de veya dağıtıcı firmalarda hiçbir şekilde videomun yayınlanmasını, başkasının kullanmasını istemiyorum diyor. Yayınlanmasını istemiyorum ve o yüzden bu videoyu kesinlikle kapat. Yani iki tane kriter belirliyor plak şirketleri ve dağıtıcı firmalar. Ve dediğim gibi sizin videonuzu ya
yayınlanıyor, bundan gelir elde edemiyorsunuz ya da tamamen kapanıyor. Şu benim aşağıda olan videom gibi. Şimdi bayanlar baylar, peki az önce de bahsettim ya size, videomuz mesela belirli bir süre sonra engellendi, bloklandı, yani hiçbir şekilde gözükmüyor. Ne yapabiliriz? Şurada olduğu gibi mesela engellendi diyor. Şimdi az önce size şurada da en yukarıda da mesela göstermiştim. Ayrıntıları göster dediği zaman şu 3 noktaya tıkladığınızda bakın burada itiraz et seçeneği var. Bu itiraz et seçeneği de size videonun ortalarında bahsettiğim gibi benim bulduğum bir seçenek. Yani ben şunu yaptım bayanlar baylar. Mesela videoma baktım. Videonun görülmesiyle alakalı hangi şarkı ile alakalı problem yaşıyorsam onun üzerine geldim. Şurada mesela engellendiye tıklayalım. Ayrıntıları göster. Bakalım burada başka. Bakın mesela bunun gibi bir şekil varsa, işaret varsa bu hiçbir şekilde videonuzun yayınlanmayacağı anlamına geliyor. Videonuzu yayınlamak istiyorsanız, yani bu videom gizli kalmasın, yani o kadar emek sarf ettim, ben bu videomun yayınlanmasını istiyorum diyorsanız, şurada bakın 3 tane nokta var, buna tıklıyorum. Bakın herhangi bir şekilde diğerleri kapalı, yani bu video hiçbir şekilde gösterilmeyecek diyor. İtiraz et seçeneği var bayanlar baylar. Şimdi burada ne yapıyoruz? İtirazın nedeni yukarıdakilerden değil. Yine de bu Content ID hak talebine itiraz etmek istiyorum. Tıklıyorum bunu. Devam diyorum. Burada bakın arkadaşlar, en aşağıda kamu alanı var. Bu parça mesela neymiş? The Power. Kamu alanı. Yani bu artık umuma açık. Herkes tarafından başka kanallarda da yayınlanmış bir parça diyorum. Kamu alanı dediğim bu. Devam ediyorum. Videomdaki hak talebinde bulunan içerik kamu alanında veya başka bir neden sebebiyle telif hakkı ile korunmuyor. Bunu seçiyorum. Devam ediyorum. Bu içerik kamu alanında değil. Şimdi buna bir açıklama yazmamız gerekiyor bayanlar baylar. Benim açıklamam genelde şu oluyor. Yani siz bunu yazmak zorunda değilsiniz. Başka bir şey de yazabilirsiniz. Ben sadece şunu yazıyorum. İlgili videodaki içerikle ilgili, içerikle alakalı herhangi bir ticari beklentim yoktur. Beklentim yoktur. Videodan doğacak gelirin eser sahibine aktarılmasını rica ediyorum deyip bu şekilde videom başka bir telif hakkını ihlal etmiyor. Hak talebinde bulunan kullanıcım videomu ve itiraz gerekçemi inceleyeceğini biliyorum. Sahte itirazlarda bulunmanın YouTube hesabımı kapatılmasına neden olabileceğini biliyorum. Bakın bu birazcık sıkıntılı bir durum. Yani siz 1, 2, 3, 4, 5 böyle itirazlarda bulundunuz ve YouTube itirazlarınızı reddetti. O zaman kanalınızı yine kapatmaya hakkı oluyor YouTube'un. Buraya imza olarak isim soy isminizi yazıyorsunuz. Cihan Korkusuz. Ve aynı zamanda ben şuraya bir tane de link ekliyorum. Geliyorum mesela buraya. Açıyorum herhangi bir şekilde YouTube'dan bir sayfa. Buraya mesela Power Duke Dumont yazıyorum. Ve bakıyorum. Şimdi bu Duke Dumont'un kendi kanalı. Başka bir kanalda bu parçayı yakalamaya çalışıyorum. Bakın House Calls diye bir kanalda bu parçayı yayınlamışlar. Şimdi House Calls Duke Dumont'un veya Duke Dumont'un çalıştığı plak şirketinin bir uzantısı değil. Dolayısıyla geliyorum. Bu linki kopyalıyorum. Ve açıklamama yapıştırıyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bakın sevgili YouTube. Bu eser başka biri tarafından da kullanılıyor. Yani umuma açık. Hani az önce bahsettiğimiz kamu alanı diyor ya. Kamu alanında olduğunu da
Bu şekilde kanıtlıyorum. Yani benim kanalımla alakalı değil. Bakın başka kanallarda da bu video yayınlanıyor diyorum. Ve gönder diyorum. Şimdi gönder dedikten sonra buton itiraz gönderildi. Belirli bir süresi var. Belirli bir süre geçtikten sonra videom, bakalım hatta bir saniye, herkese göre açık değildi. Evet bakın, içeriğimiz açıldı. Ben bu videoyu mesela ilk attığımda bu şarkıdan dolayı, bu parçadan dolayı daha doğrusu videom gösterilmiyordu. Ve ben bunu itiraz ettim. Tabii karşı taraf itirazımı reddetmiş. Fakat daha sonra herhalde düşüncesini değiştirmiş bu plak şirketi veya dağıtım şirketi. Tamam kardeşim, bu videoyu gösterebilirsin ama kesinlikle dediğim gibi videodan para kazanamaz diyor. Ve az önce bakın yaptığımız itiraz inceleniyor. Ve 30 gün içerisinde sona eriyor diyor yaptığımız itiraz. Bu itirazdan sonra bakın videomuz açıldı. Kanka ne haber, set 2 idi. Bu şekilde siz de eğer videonuz engellenirse itiraz yaparak videonuzu açabilirsiniz. Ama bakın dediğim gibi bunun tamamen bir garantisi yok. İtirazınız reddedildikten sonra videonuz tekrardan kapanabilir ve eften püften bir itiraz sonucu olduğu zaman da kanalınız bir tane ihtar yiyebilir. Ve dediğim gibi 3 tane ihtar yerseniz maalesef ki kanalınız kapanıyor bayanlar baylar. Bunlara dikkat edin. Bakıyorum notlarıma başka bir şey var mı diye. Evet, telif hakkı ile alakalı size anlatacaklarım bu kadardı. Sizin de bu video ile alakalı kafanıza takılan bir durum varsa lütfen aşağıya yorumlar kısmına yazın ya da bana Instagram'dan yazın. Anlamadığınız bir durum varsa veya anlatmamı istediğiniz, eklememi istediğiniz başka bir durum varsa lütfen yazın. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum her konuda. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Çünkü pek çok soru sordunuz bu video ile alakalı. Videonun en sonunda toparlayacak olursak telif hakkından maalesef ki kaçamıyorsunuz. Her şekilde telife yakalanıyorsunuz. Fakat yakalandıktan sonra da para kazanmak sizin için herhangi problem değilse, sadece yüklediğiniz bu videoların görünmesini istiyorsanız ve yayından kaldırılıysa da benim yaptığım gibi videoya itiraz edip, telif hakkı ile alakalı duruma itiraz edip videonuzu tekrardan yayına aldırabilirsiniz. Sadece karşı tarafa şunun bilgisini vermeniz lazım. O açıklama kısmında şunu yazmanız lazım. Benim bu videodan herhangi bir şekilde gelir beklentim yok. Sadece bu işi yani spor olsun diye yapıyorum gibi. Ve dediğim gibi size başka bir link bulup yapıştırıp gönderdiğiniz zaman genelde YouTube ya hemen o anda, geçen mesela videomda birkaç gün sonra açmıştı. Ya o anda ya da birkaç gün sonra videonuzu tekrardan aktif hale getiriyor. Ve eşiniz, dostunuz, sizi izleyenler tarafından videonuz tekrardan görülüyor. Bir sonraki videoya dek kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. İyi günler, iyi akşamlar. Beni hangi saat diliminde izliyorsunuz bilmiyorum ama kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, zinde kalın ve mutlu kalın bayanlar baylar. Görüşürüz.